Ay Tarık, baksana böyle kamyonlar, karavanlar falan aksiyon filmi çekiyorlar galiba. Yok ya, sanmıyorum aksiyon olduğunu. Çünkü Türkler aksiyon yazamıyor yani. Yazsalar da bir şekilde bizde aksiyon olmuyor ya. Doğru. Şimdi benim kostüm ekibinden Neslihan Hanım diye biri varmış. Onu bulmam lazım. Onu bir soralım, gel. Birine soralım. Ha kardeş. Evet. Bir baksana ya, bu biz Neslihan Hanım'ı arıyoruz da bu kostüm grubundan. Biliyor musun? Nesli şurada, kamyonda. Ha sağ ol. Eyvallah. Çay içer misiniz? Yok, biz o işi yaptık. Sağ ol. Rica ederim. Bir şey söyleyeceğim. Kostümcü ne arar la kamyonda? Aa, bilmiyorum ki. Ya oğlum gidelim bakalım. Hadi. Kimse var mı orada? Ben göremedim. Neslihan Hanım. Kim şu? Neslihan Hanım. Yardım etsene bir çıkayım. Heh, gel. Neslihan Hanım. Neslihan Hanım. Ne var? Ay, ay korktum. Merhaba, ben Fatoş. Bugün işe başlayacaktım da kostüm grubunda. Ha, sen Fatoş musun yani? Ha, evet. Bakın şöyle çizimlerimi de getirdim. Eğer uygun görürseniz ben oyuncuların ölçülerini alıp hemen kalıplarını çıkarabilirim. Canım biz böyle çalışmıyoruz. Ha. Siz modelle çalışıyorsanız demek ki tamam, ben modellerden kalıp çıkarırım. Yok öyle de çalışmıyoruz. Yani bunların hepsi sponsorlardan geliyor bize. Peki bizim görevimiz ne tam olarak? Şöyle, bizim görevimiz bayağı çok. Ben seni hiç böyle kafanı şişirmeyeyim. Sen gel benimle. Aşağıya gel. Gel. Tamam. Sağ ol Tarık. Senin görevin bu ütü. Al. Al bunları canım. Bunları da al. Şöyle sağdan başla sen ütülemeye, tamam mı? Ben geliyorum. Hadi bay bay. Hepsini mi? Olaylar böyle tam istediğimiz şekilde gelişmiyor galiba. Evet ya. Tarık şunu tutsana. Sıcağın alnında ütü mü yapacağım ben ya? O değil de bir şey söyleyeceğim. Şu sağ tarafı komple dedi. Onun hepsini mi ütüleyeceksin? Ay bilmiyorum ki. Aa merhaba. Ben de sizden telefon bekledim ama siz gelmişsiniz bile. Merhaba, evet geldik. Alya. Alya. Hah, ne güzel sürpriz, hoş geldin. Ya buralardan geçiyordum, öyle uğrayayım dedim. İyi yaptın. Ya siz böyle bana destek olunca ben kendimi çok güçlü hissediyorum. Sen zaten güçlü bir kadınsın. Bence altından kalkamayacağın hiçbir şey yok. Teşekkür ederim. Bana içeri gezdirmeyecek misin? Affedersin tabii, gel. İşte burası. Çok güzel olmuş burası. Bana da öyle geliyor. Ben başta kendi restoranım diye bu kadar seviyorum sanıyordum. Ama herkes söyleyince inandım. Ya gerçekten çok sıcak bir yer olmuş burası. Daha çok işi var mı? Hem var hem yok. Ben hemen açılışı yapmak istiyorum. Ama Ferit sağ olsun. Her detayı ince ince didiklediği için... Ona kalsa bir ayda açamayız burayı. Vallahi işine bu kadar tutkuyla bağlı olmana hayranım. Hem Ferit'le tekrar bir arada olmanız da çok güzel. İki iş ortağı olarak. Yani iyi bir başlangıç diyelim. İçecek bir şey yok mu? Olmaz mı? Hadi gel alalım. İçerideki evlerinizi kaldırın. Teslim olun. Etrafınızı alın. Lan baskın mı yedik? Lan nereye kaçıyorsunuz? Geç! Geç! Biz nasıl baskın yeriz? Abi bilmiyorum. İçeridekiler! Orhan, Uğur, gelin buraya. Buraya gelin, 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 gelin. Ben şimdi çok iyi dinleyin. Bakın, benim buradan çıkmam lazım, anladınız mı? Sağlam duracaksınız. Arkadaşlar sağlam duracaksınız. Hepinizi ihya ederim, anladınız mı? Hadi geçin yerinize, hadi. Bekir gel benimle, gel. Ellerinizi kaldırın. Bekir, Bekir, beni iyi dinle oğlum, bak. Benim buradan çıkmam şart, anladın mı? Bu hayat memat meselesi. Bak, iş hayatım biter, uzun hayatım biter. Maymun olurum. Abi tamam. Oğlum buranın bir çıkışı falan, fistanı bir şey yok mu lan? Gizli bir kapısı falan. Hakan abi. Ne? Dışarı.
çıkar çıkış bileti. Bana bak, kaos yaratmamız lazım, tamam mı? Kaos yaratalım. Bizimkiler onları oyalarken biz de buradan tüyeriz, anladın mı? Sık. Sık sık. Hocam, telefonlarına ulaşamıyoruz. Oyuncular yok şu anda. Çok şanslısınız. Şimdiki çekeceğimiz sahnedeki oyuncularımız kayıp. Yalnız yönetmenim, ben oyuncu değilim. Oyuncu olarak gelmedim sete yani. Hocam ben de şeye takıldım. Oyuncular kayıp derken nasıl oluyor? Telefonları kapalı. Ulaşamıyoruz. Ama bizim bugün mutlaka çekmemiz lazım bu sahneyi. Akşama yayın var. Akşama yayın var. Oy hocam maşallah, o neymiş ya? İstiyorsanız şöyle yapalım. Buradan direkt canlı yayınla bağlanalım. Bugün de şanslı günümdeyim. Seni de şoför yaparız. Şoför? Şoför mü? Fatoş, rica edeceğim. Allah aşkına bir şey söyleme, tamam mı? Yani bu benim kaderimde var demek ki. Bir şey söyleme rica ederim. Yalnız hocam, benim daha önce tecrübem yok ya. Ben şimdi sizi mahcup etmekten çekiniyorum. Bilmiyorum ki yapabilir miyim? Yaparsın, yaparsın. Zaten aşk sahnesi çekeceğiz. İki laklak yapacaksın, iki bakış atacaksın. Hepsi bu kadar. O bakış sanki yaparım gibi hocam. Şöyle. Ama aşık adam gibi bakacaksın. Aşık adam gibi. Tamam hocam. Yaparım yaparım. Ben kendimi hazır hissediyorum aşk sahnesi için. Tamam, enerjim tavan. Gözlerden fışkırıyor. Ben hazırım hocam. Tamam. Hadi gelin size senaryoyu anlatayım. Ay Tarık, yapabilir miyiz ya? Rezil olmayalım. Yok be, ne rezil olacağız? En kötü çoluğa çocuğa bir hatıra kalır yarın öbür gün. İşte sen de bir sürü hatıra biriktirmeye başladık yalnız, farkında mısın? Önce nikah, sonra bu. Aynen. Dur şu yönetmene bir şey soracağım. Öğretmenim. Ay yönetmenim, biz kıyafet olarak ne giyeceğiz acaba? Kostüm alalım. Siz kostümü alalım. Buyurun. Olsun. Bana bir çay getirin. Hemen getiriyorum hocam. Kamyonda mı giyiniyoruz? Bekir, koru beni, koru, koru beni, koru. Çık! Hakan abi! Hakan abinin... Abi iyi misin? Oğlum buradan çıkmamız lazım lan bir an önce. Merak etme, kurtaracağız. Hadi Bekir, hadi. Allah, Allah be. Ulan bu baskıyı nasıl yedik lan biz? Lan bizim burada olduğumuzu kim biliyor lan? Uğur! Gel şuraya bak, temizle. Hemen abi. Temiz abi. Hadi, hadi, hadi. Bekir, hadi Bekir, hadi. Hadi. Sen buraya bak, kulak çene, tamam. Tamam abi. Hocam, bizim son yerimiz burası mı? Yani biraz tehlikeli gibi geldi burası da bana. Emin miyiz? Evet, evet orası. Hemen başlıyoruz. 3, 2, 1, kayıt. Tamam. 3, 2, 1, oyun. Başlıyorum hocam. Başlıyorum. Başlıyorum. Seni gördüğüm o ilk andan beri her yerde, her şeyde sen varsın. Güneşin doğuşunda sen, denizin mavisinde sen, rüzgarın sesinde... Rüzgarın sesinde ve gecenin sessizliğinde, her yerde, her şeyde sen varsın. Sana bu kadar yakın olup, senden bu kadar uzakta kalmak o kadar zor ki. Ama artık dayanamıyorum ve söylüyorum. Ben seni çok seviyorum. Salak. Kestik. Ama Fatoş Hanım, olmaz ki böyle. Sanki çocuktan makas alıyorsunuz. Yapıştır ya bir tane. Ama hocam ben kıyamam ki yani. Tarık benim arkadaşım. Tekrar alıyoruz. 3, 2, 1, kayıt. Yapıştır bir tane ya. Tarık ne yapacağız ya? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sanat için zaten. Hiç merak etme. Yapıştır geç. Ay ama canın acır. Yok be, bir tokattan ne canım acıyacak diyeceğim ama... Fatoş, senin de maşallah fırıncının küreği gibi elin var ha. Emin misin? Tabii tabii. Tamam. Baştan. 3, 2, 1, kayıt. Baştan mı? Hocam böyle bu kadar tuğla gibi ben onu...
Nasıl alayım baştan? Zor ezberledim zaten. Tamam tamam. Seni seviyorumdan alıyoruz ve tokatla da bitiriyoruz. Okey? Tamam süper. Haydi. Yalnız bir 10 saniye rica edeceğim hocam. Bir doldurayım kendimi. Motor. Sağ ol, sağ ol. Başlıyorum. Ve ben artık dayanamıyorum. Seni çok seviyorum. Salak. Kestik. Daha sert. Daha sert. Ve ben artık dayanamıyorum ve seni çok seviyorum. Salak. Kestik. Daha sert istiyorum. Daha sert. Vur, yapıştır bir tane. Ve ben artık dayanamıyorum. Seni çok seviyorum. Salak. Kestik. Daha sert. Ve ben seni çok seviyorum. Salak. Daha sert istiyorum. Seni çok seviyorum. Salak. Vur. Bir daha vur. Bir daha. Seni seviyorum. Salak. Ay Tarık. Ambulans arayın. Tarık iyi misin? Tarık iyi misin? Seni seviyorum. Ay tamam, çekim bitti. Seni de seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyiyim iyiyim hocam, bir sıkıntı yok. Ya normalde acımadı da şimdi bu çeneye denk geldi. Çeneye denk gelince çene bayıltır çünkü yani. Öyle bir şey var. Oh. Ah. Bulutcuğum. Bak lütfen koşturma, kıyafetlerin buruşmasın. Fotoğraf çekeceğiz birazdan. Tamam. Buruşsun canım, çocuk o. Ben benimkileri kırışmadan zor tutuyorum. Amca. Ne yapıyorsun amcasının bir tanesi? Nasılsın? Hiç. Fotoğraf çekilecekmiş, ona bekliyorum. Evet ya, ben de onu duydum, geldim. Çok şık olmuşsun ha, çok yakışıklı olmuşsun böyle. Yakıyorsun etrafı. Sen de çok yakışıklı olmuşsun amca. Her zamanki halimiz bu oğlum. Yani ne giysek yakışıyor ikimize de. Hoş geldin Deniz'ciğim. Hoş bulduk. Abba. Ne zaman başlayacak? Ben hiç alışık değilim böyle şeylere. Biraz sabret. Ferit gelsin, başlayacağız. Gelecek mi? Gelecek tabii. Gelecek. Vay! Ayakları iyileşince bayağı Messi gibi oynuyorum diyorsun. Rujuma da bakabilirsiniz. Ah! Senin ultalağını... Benim mi mazlum? Yavaş lan! Makine miyim lan ben? Tamam tamam Hakan abi. Kurşun girip çıkmış zaten. Bir şey yok. Lan doktor dikkat et. Tepemi attırma benim ha. Bekir, adam vurulmuş. Ben elimden geleni yapıyorum. Sen de beni cerrah zannettin. Ya abi ben sana dedim ya. Gerçek bir doktor bulalım dedim Allah aşkına ya. Lan tamam lan tamam, kafama dibine bağırmayın. Bekir, Beko. Evde etiket olacağımız kimse yok değil mi lan? Yok abi, yok kimse yok. Demet Hanım da zaten Bulut'u alıp fotoğraf çekimine gitti. Tamam. Bana bak, bazı acele et. Benim de o fotoğraf çekimine yetişmem lazım. Sen bugün dinlensen daha iyi olur Hakan abi. Tamam kurşun çıkmış ama yine de ağrın olur. Tamam işte lan, bir ağrı kesici yaparsın. Beni bugün idare eder hadi. Tamam Bekir, gel sen bunu sar, beni yine hazırlayın. Geç. Bizi kim ihbar etti lan? Kim? Olacağım. Vuracağım, o beni ihbar eder, vuracağım. Vuracağım. Beni ihbar etmek ha. Harika oldu bu fotoğraf çekimi. Ayrıca bunları daha sonradan da kullanırız zaten. Çok soğuk değil mi ya? Niye böyle 70 yaşındaki playboylar gibi poz veriyor ki? Deniz'le aynı fikirdeyim. Deniz'ciğim, bu yaptığımız fotoğraf çekimi İş Dünyası dergisi için. Dolayısıyla ciddi ve ağır başlı durmalıyız. Ciddi ve ağır başlı olanımız geldi. Dayıcığım, seni çok özledim. Ben de seni özledim, yakışıklı yeğenim benim. Her şey yolunda mı? Yolunda. Keyifler yerinde mi? Yerinde. İyi, süper o zaman. Hoş geldin Ferit. Hoş bulduk. Hazır mıyız? Hazırız tabii. Hakan gelmeyecek mi? Gelmeyecek. Çünkü bu çekimde sadece şirketin gerçek hissedarlarının olmasına karar verdim. Ne yapalım, nereye geçelim? Hemen bir koreografi yaratalım. Sıvar oturun. Sağ olun, teşekkürler.
Ömer. Ay Tarık, iyi misin? Yok bir şey ya, vallahi yok bir şey. Kusura bakma ya. Bir anda kendimi tutamadım böyle. Yönetmen de beni gaza getirdi. O niye öyle yaptı ya? Bar bar bağırıyor monitörün arkasından. Ay ne bileyim. Ay dur şuna bir bakayım. Ay ben nasıl insafsız biriyim ya, şu hale bak. Ya yok bir şey, yok. Tarık, kendimi sana nasıl affettirebilirim? Yok ya, abartma, vallahi bir şey yok ya. Geçti gitti o. Arkadaşlar, ellerinize sağlık. Sağ ol hocam. Gerçekten çok inandırıcı sahneler oldu. Evet hocam, miniklerime kadar hissettim şahsen. Gelin siz de yeniden bir sözleşme imzalayalım. Uzun vadeli olsun. Ay yok. Aa. İstemez. Ya. Ay. İstemez. Ne oyunculuk ne de kostümcülük. Hiçbiri bana göre değil. Hocam aslında bir bakın böyle. Şimdi şu açıdan beni çekerseniz bir 5-6 plan daha çıkarırım ben. Aa, Tarık. Şaka yapıyorum ya. Hocam zirvedeyken bırakma kararı aldık. O zaman gidelim. The end. Ben sizi bindireyim. Engin ben ne yapayım? Bağlıyorum kollarımı böyle. Evet Nurcuğum, birazcık dik duralım. Evet çok güzel. Tamam harika. Bozmayın, hiç hemen çekiyorum. İtiraf ediyorum. Bu fotoğraf çekilemez. Önce ben çekeceğim. Bu güzel aileyi bulmuşum. Şöyle yanaşalım, yanaşalım. Gülelim biraz, gülelim biraz. Dişleri göreyim. Evet çekiyorum. Şipşak. Gerçekten var ya, şu ailenin içinde olduğum için kendimle ve sonra sizlerle gurur duyuyorum. Az kalsın gecikecektim. Ama kendimde çok sevdiğim bir özellik var. O da ne biliyor musunuz? Her zaman tam zamanında yerinde olurum. Evet, çok özür dilerim. Sizi de beklettim. Ne tarafa geçeyim ben? Sağa mı, sola mı? Hı? Pardon, bize biraz müsaade eder misiniz? Hakan'cığım, gelir misin lütfen? Ne oldu? Hayatım, sonradan düşününce bu fotoğraf çekiminde sadece şirketin gerçek hissedarlarının olmasına karar verdim. Yani kafa karışıklığı olmasın. Anlıyor musun? Kafa karışıklığı mı? Kocanım ben senin. Seni benim mi var bu işin ha? Haddini bil biraz. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Siz belli ki henüz kendi aranızda bu meseleyi çözememişsiniz. Ben sizi bekleyemem, işlerim var. Gidiyorum ben. Ferit. Ben de kaçıyorum. Gerçekten muhteşem bir aile fotoğrafı oldu. Ben de gidiyorum. Görüşürüz. Sen şimdilik şurada dur. Söz veriyorum, sana sonra güzel bir yer ayarlayacağım. Emektarım, hoş geldin. Hoş geldin mutfağıma. Sana güzel bir yer ayarlayalım. Nazlı! Mutfaktayım Fatoş. Ay tabii ki de mutfaktasın. Başka nerede olacaktı ki zaten? Ne yapıyorsun? Oo, yarın keskin bıçak da buradaymış. Gel komik arkadaşım, gel. Keskin bıçağımıza bir yer bulalım da uğur getirsin mutfağımıza. Ay Nazlı, ne kadar yakıştın bu mutfağa orada. Bir elimde bıçak var. Oh. Ne yapalım, nereye asalım şimdi bunu? Bakayım şöyle. Gel. Engin Bey, beni çarpmışsınız. Heh, Tarık, ne yaptınız? Ne oldu? Yardımcı olabilir mi Fatoş'a? Tabii tabii. Yani elimden ne geliyorsa yaptım ben Engin Bey. Merak etmeyin. İşte birkaç kumaşçıya falan uğradık. Sonra başka birkaç şey daha vardı. Fatoş Hanım uğramak istedi. Oralara da gittik. Yani aklınız kalmasın. Ben ne gerekiyorsa yaptım. Güzel, güzel. Sen niye öyle güvercin gibi yan yan bakıyorsun? Bir şey mi oldu? Çevir bakayım yanağını. Yok, yok önemli. Ne oldu? Kıpkırmızı olmuş yanağın. Öyle önemli bir şey değil Engin Bey. Kavga mı ettin? Ne yaptın trafikte? Evet, ya öyle tatsız bir olay oldu trafikte. Allah Allah. Vay şehir eşkıyalarına bak be. Senin gibi sakin bir adam bile çileden çıkardılar ha. Vurdun mu oğlum sen de onları? Yok, ben vuramadım Engin Bey. Niye? Karşı taraf kadındı. Bir kadın mı yaptı yani bunu? Bir kadın ama öyle fırıncının küreği gibi eli vardı Engin Bey. Fatoş neredeydi bunlar olurken? Maalesef yanımdaydı tabii ama hiç merak etmeyin. O karışmadı. Ben güzelce tokatımı yedim. Ha,
Aman Tarık, büyük geçmiş olsun. Gözünü seveyim, dikkat et şöyle şeylere ya. Sağ ol, sağ ol Engin Bey. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çıktım o zaman. Neyse. Kolay gelsin. Kolaysa başınıza gelsin Ferit Bey. Ayrıca o nereden çıktı şimdi? Yakışacağını düşündüm. Nasıl oldu? Çok güzel. Çalışıyor mu bari? Gerçi planı da koyup getirmişsiniz ama. Nazlı, sence ben çalışmayan bir şeye sırf dekor olsun diye para verir miyim? Hayatta vermezsiniz. Deneyelim derdim ama bence şu an işi gücü bırakıp buradan çıkman lazım. Nereye çıkıyorum ben acaba? Etrafı düzenliyorum. İşim gücüm var. 3 günde burayı bitireceğim diye kendini perişan ettin. Açılması gereken tarihte açılacak burası. O yüzden çalışmam lazım. Hepimizin çalışması lazım. Senin de, benim de. Ama bu gece değil. Şimdi seninle bir anlaşma yapmak istiyorum. Ferit Bey, sizce ben bir daha sizinle herhangi bir anlaşmaya imza atar mıyım? Bu öyle bir anlaşma değil. Sözlü bir anlaşma. Maddeleri neymiş? Bu gece birbirimizi kırmıyoruz. Gerginlik, didişmek yok. Tartışmak yok. Bu gece cevabını alamayacağımız sorular da yok. Bu gece her şeyi geride bırakıyoruz. Zırhlarımızdan kurtuluyoruz. Kısacası bu gece her şeyden uzaklaşıyoruz. Tam ihtiyacım olan şey. Çıkalım mı? Açık hava bir yerlere gidelim. Hava alalım, rahatlayalım. Olmaz, mutfağa göz atmam lazım. Bu gece çalışmak yok. Az önce yaptığımız sözlü anlaşmada bu gece çalışmak da yok diye bir şey yoktu. Yok muydu? Yoktu tabii. Sadece tartışmak yok diye bir madde vardı. Ama şimdi aşağı ineceksek ve tartışmayacaksak hep senin istediğin olacak demektir. Bayılıyorum böyle anlaşmalara. En sevdiklerim. Senin kocan gizli işler yapan bir adam Demetciğim. Hatta senin bile haberin olmadığı gizli işler çeviriyorum ben. Kaçakçılık gibi. Ve kaçakçılık yaparken baskın yedim. Enteresandır. Birisi gidip beni ihbar etmiş. Geberiyordum biliyor musun? Hakan sen neler söylüyorsun öyle? Ne demek kaçakçılık? Şaka mı bu ya? Sen benimle eğleniyor musun? Ha? Sen kocanın nasıl birisi olduğunu bilmiyor muydun? Bilmiyorum. Bilmiyorum tabii. Yani ihalelerde bazı şeyler yaptığını biliyordum. Bunu da bana söylüyordun zaten ama kaçakçılık bambaşka bir şey Hakan. Sen ne konuşuyorsun Demet? Sen bu değirmenin suyunun nereden geldiğini zannediyordun ha? Evlendiğimiz zaman senden aldığım küçücük parayla mı yaptık biz bunları? Ha? O kadar ihaleye girdik. Zarar etmemize rağmen bu şirketi buraya taşıyalım diye nasıl ayakta durduk zannediyorsun sen? Benim bu yaptığım kaçakçılık işleri olmasa bugün burada olabilir miydik? İnanamıyorum sana. Gerçekten inanamıyorum. Yani ticarette her şey mübahtır, evet. Ama kanunun bu kadar dışına çıkmana ne gerek vardı? Sizinkilerle baş edebilmem için gerek vardı Demet. Bunları bil artık. Ya da bilmiyormuş gibi davranmayı bırak artık demem mi lazım sana? Biz ne kadar saçma sapan bir şey yapıyoruz şu an ya. Ben ne diye uydum ki senin aklına? Ay Asuman söylenmeyi bırak ya. Allah Allah. Ne yapacaktım? Tek başıma mı gidecektim el alemin evine? Ay Fatoş'um, el alem dediğin adamla evlenme hayalleri kurman da gerçekten çok komik yani. Kız
kızım aynı şey mi ya? O başka, bu başka. Allah Allah. Bir iyilik yaptın, mındar etme ya. Ay ne iyilik yapacağım sana ben be? Ben sırf Engin Bey'in evine merakımdan geliyorum. Ayrıca yani akşam akşam şurada oturup çekirdek çitleyeceğim ve sizin peşinize takılıp eğlenirim daha iyi. Sus Asuman artık ya. Sus. Bana bak Fatoş. Sen eskiden daha cesurdun ha. Böyle Engin Bey'in evine tek başına gidememeler. Yok efendim oyunculuk tekliflerini reddetmeler falan. Kızım bunlar hayatta karşına bir kez çıkar. Aklını başına devşir. Ay istemez ya. Hiç bana göre bir şey değil yani. Aynı lafı 80 kere söyletiyorlar insana. Bir de insan nasıl göründüğünü merak ediyor ama hiç göstermiyorlar. Çok gıcık. E ne zaman yayınlanacakmış bu bölüm? Bu akşam yayınlanacak dediler. Ay iyi bari. Engin'le birlikte izleriz o zaman bu akşam. Bakarız nasıl çıkmışsın ekranda. Ay Asuman saçmalama sakın bak. Engin'in benim dizide oynadığından haberi olmayacak tamam mı? Duydun mu beni? Allah'ım yarabbim ya. Sanki Engin bilse ya bir şey diyecek yani. Saçma sapan triplere giriyorsun kendi kendine. Ay Asuman bir şey biliyorum da kendi kendime tribe giriyorum herhalde. Allah Allah Engin'e çok bana geliyormuş böyle şeyler. Onun dünyasında bu tip şeylere yer yok. E ne yapacağız peki biz orada? 40 saat. Ay bilmiyorum, film falan izleriz herhalde. Ay Fatoş, film çekeceğine film izliyorsun, bitiriyorsun beni yani. Aç şu kapıyı, gel taksi maksi çağıralım. Ne taksisi be? Otobüste gidiyoruz, hadi. Allah'ım fakir hayat ya. Bence güzel bir mutfak kurmuşlar. Yani tabii birkaç eksiği var ama o kadar da önemli değil. Bunları hoş görebiliriz. İdare edilebilir şeyler. Buraya yeni bir yatırım yapılması gerekiyorsa bence bunu söyleyebileceğin en uygun akşam. Çünkü seninle tartışamam ve hemen kabul etmek zorunda kalırım. Merak etmeyin. Girdiğimiz iddiayı sömürmeyeceğim. Sonuçta bütçelerimiz ortak. Yani bütün harcamalar benim de cebimden çıkıyor. O yüzden fazla açılmaya niyetim yok. Neyse bu akşam zaten hesap, kitap, bütçe işlerini bir kenara bırakalım. Madem dışarı çıkmıyoruz bir test sürüş yapalım. Ne dersin? Birlikte yemek pişirelim. Bir dakika. Birlikte mi pişireceğiz? Yani siz bana yardım edeceksiniz. Bir yardıma ihtiyacınız olursa ben buradayım şefanım. Yani... Dürüst olmak gerekirse mutfak için biraz fazla irisin. Çok yer kaplıyorsun. Ama bu akşam idare edebilirim. Şurada bir iki malzeme vardı, gidip bakalım. Ben de yine çırağımı test edeyim. Hakan. Efendim. Merak ettim seni. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Domuz gibiyim ben. Hem kötüye bir şey olmaz. Aklım almıyor gerçekten. Şimdi siz polisten kaçabildiniz mi yani? Yani bir iz falan bırakmadınız değil mi? Zannetmem. Zaten ben bugün fotoğraf çekimine yetiştiğim için bir sıkıntı yok. Yani soran olursa nerede olduğum belli. Ah Hakan ah. Neden böyle pis işlere bulaşıyorsun ki? Ya izini bulurlarsa? Merak etme. Bizi ispiyonlayan gerizekalı ismimi vermemiş. Zaten ismini verseydi şimdiye polis kapıya dayanmıştı. Sağ olsun o gerizekalıdan sadece işi söylemiş. O yüzden bir sıkıntı yok. Kimin olabileceğini tahmin ediyor musun peki? Ediyorum. En yakınındakilerden birinin yapmış olduğunu düşünüyorum. Ama dedim ya, düşünüyorum. Bana bu kileyi yapmaya cesaret edecek biri hiç aklıma gelmiyor. Yani yabancı birisi olsa anlayacağım. Benim yakınımdaki birinin bana nasıl bir hınca olur ki böyle bir şey yapmak için? Oluyor mu bari böyle? Oluyor, oluyor. Fena değil de onlar niye simetrik? Onu anlamadım. Evet. Şimdi sırada ne var? Patatesleri tavaya atıp güzel kızartacağız. Ha. Ama dikkatli at. Demiştim. Yetişemedim, yandı mı? Tamam, yandı ama çok önemli değil. Geçer şimdi. Ne demek geçer? Ben Nazlı mutfağında çıraklarını yakıyor dedirtmem. Nazlı önemli değil. Nasıl önemli değil? Şişermiş mi? Su toplar. Nazlı tamam. Gerek yok. Sakin. Ne demek gerek yok ya? Şuradaki balıkçıya gidip alıyorum ben. Aa lütfen Ferit Bey. Nazlı. Gerek yok. Tamam. Bugünlük gerek olmasın. Sonra krem süreceğiz ama ona. Ayrıca en azından bu akşamdan bir ders alabildik mi? Bir.
restoran alınca şef olunmuyor. İki, herkes kendi işini yapacak. Üç, gerisini ben hallederim. Bırak şimdi, bana kıyamıyorsun. Tamam, itiraf ediyorum. Onun da etkisi var tabii. İçim parçalandı. Yalnız önlüğü taktın diye omleti sen yapmış olmuyorsun. Patatesleri kızart, omlete ben devam edeceğim. Aa, nedenmiş o? Patatesleri kızartmak ne kadar zor gördünüz. Yaktınız kendinizi. Nazlı, zor kısımları ben hallettim. Bari benim elimden yemiş ol. Bir dakika ya, neymiş o en zor kısım? Bir kere bu omletin sırrı o patatesleri öyle simetrik bir şekilde kesmek. Aa, bunu bize okulda hiç öğretmediler. Okulda her şeyi öğretmiyorlar işte. Hem yanık hem ukala. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben tabii seni yalnız beklediğimden dolayı ikimize servis hazırladım sadece. Asuman'dan haberim yoktu tabii. Hemen ona da bir servis çıkartayım. Ya Engin, kusura bakma ya. Bugün Asuman'ın canı çok sıkkındı da o yüzden onu evde yalnız bırakmaya gönlüm el vermedi. Şimdi biliyorsun depresyon gibi bir salgın var gençlerimizin arasında. Allah muhafaza, intihar eder yani. Neler duyuyoruz? Çüş Fataş'cığım, yani Allah aşkına ne intihar ya? Tamam, intihar konusunu ben birazcık abartmış olabilirim. Ama Asuman da senin evini çok görmek istedi. Öyle olunca ben de kıramadım yani. Çok görmek istemişsin değil mi Asuman'cığım? Engin'in evini konuşsana. Ben böyle çok görmek istedim sizin evinizi. Bir de yani şimdi Fataş da gidecek, evde yalnız kalacağım. Korkarım morkarım falan takıldım Fataş'ın peşine. Sorun değil, sorun değil. Geçin oturun siz. Ben sana da bir servis hazırlayayım. Ne kızım senin bu havaların böyle ya? Bana bak Osman, vallahi parçalarım seni. Neyi parçalıyorsun ya? Neyi parçalıyorsun? Adamın suratını görmedin mi? Bana bak, şu anda beni burada rahat ettireceksin. Anladın mı? Senin yüzünden, buradayız senin yüzünden. Abuk sabuk bir şey yaparsan yiyorum. Ben çok bayıldım evinize, yani böyle düzenli, tertipli, tertemiz. Hiç bekar evi gibi değil. Sağ ol Asuman, sağ ol. Evet, evin gerçekten çok güzelmiş Engin. Çok zevkli döşemişsin, bayağı sanatsal. Sağ ol, sağ ol. Senin beğenmeni çok sevindim. Ay siz şimdi ben varım diye gerildiniz ama hiç hiç öyle şeylere girmenize gerek yok. Ben yokmuşum gibi davranın ya, rahat olun siz. Nasıl sen yokmuşsun gibi davranalım Asuman? Sen buradasın, tabii ki de öyle davranacağız yani. Saçma sapan bir laf. Ben şey yapmıştım, film aldım bak. İstersen bunlardan birini takıp izleyelim. Al bakalım. Olur tabii ki. Engin ne yapıyorsun şu anda? Yani akşam akşam televizyon mu izleyeceğiz canım? Siz ne zaman izliyorsunuz? Yani tamam, en azından açtıysam da televizyonu, böyle müzik kanalı falan aç yani. Bazen böyle eski klipleri veriyorlar. Ben de çok seviyorum onları izlemeyi. Ha, film izlemeyelim, müzik dinleyelim, klip izleyelim diyorsun. Olur yani, yerli, yabancı var mı tercihin? Hiç fark etmez artık şansımıza hangisi gelirse. Dizi açmayalım da. Zaten televizyon da açmasaydık daha iyiydi ama. Fatoş'cum Allah aşkına ne alemsin sen de ya? Televizyonu açmasak biz nasıl izleyeceğiz o klipleri falan değil mi? Ay, telefon çaldı. Ay, Deniz arıyor. Eski patronum. Selam söyle. Aldı baş üstüne. Asuman'cığım şu kumanda sende dursun, sakın kanalı değiştirme, tamam mı? Alo? Deniz? Yok, Nazlı evde değil. Ay, bilmiyorum ki nerededir. Belki restoranda olabilir. Bu restorandaki ilk yemek. Evet, senin elinden. Nasıl olmuş? Başlangıç seviyesi için hiç fena değil. Sen pek yemedin ama. Açlık hissetmiyorum. O kadar keyifli, o kadar mutlu, huzurluyum ki. Mutlu musun gerçekten? Eğer bugünü düşünürsem, şu anda kalırsak çok mutluyum. Ama yarın düşünmeye başlayınca... Düşünme. Ben de baştan beri bunu istiyorum zaten. Bu gece de kalalım, anı yaşayalım. Dünü, yarını hiçbir şey düşünmeyelim. Soru sormayalım, cevap aramayalım. Bırakalım kendimize gitsin. Bu gerginlik, bu yük. Bırakalım Nazlı. O kadar çok istiyorum ki. Her şeyi bırakmayı, hafiflemeyi.
Neyi bekliyorsun? Zamanını. Doğru zamanı. Az kaldı. Ay ne güzel oldu ya vallahi. Ne güzel eğlendik bugün hep beraber. Yani böyle nostalji klipleri izleyeceğimize güzel 45'lik çalan bir yere gidip eğlenebilirdik de. Şöyle hep birlikte. Yok canım, böyle daha iyi oldu. Hem ben ilk defa senin evine geldim. İlk defa bir akşam senin evinde beraber vakit geçirdik, değil mi? Ben yani tek başıma bulamazdım burayı. Ama yeri çok kolaymış. Şimdi öğrendim. Bir dahakine artık daha rahatlıkla gelirim. Bulabilir misin? Evet. İyi, tamam. Ben şöyle güzel bir haber kanalı açayım da bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Aa Engin, ben açayım senin için haber kanalını. Sen hiç zahmet etme. Yo yo, ben açarım. Gerçekten ben açarım. Hiç yorulmana gerek yok. Hayatım, açarım ben. Peki madem. Seni ilk gördüğüm günden beri her yerde, her şeyde sen varsın. Güneşin doğuşunda sen, denizin mavisinde sen, rüzgarın sesinde ve gecenin sessizliğinde her yerde, her şeyde sen varsın. Sana bu kadar yakın olup senden bu kadar uzakta kalmak o kadar zor ki. Ama artık dayanamıyorum ve söylüyorum. Ben seni çok seviyorum. Salak. Kız ne insafsız vurmuşsun çocuğa ya. Fatoş, bu ne? Bu derken birçok anlama geliyor olabilir. Bu derken neyi kastettin, ben tam olarak soruyu anlayamadım. Bu dizi ne yani? Dizide mi oynadınız? Nereden çıktı bu? Evet, geçmişte öyle çok kısa bir tecrübem oldu. Ama artık bitti, geçmişte kaldı yani. Bir daha da ömrüm boyunca yapmayı düşünmüyorum. Kızın mı? Hayır hayır, kızmadım. Aksine çok yakışmışsın ekrana. Da bizim Tarık'a yazık olmuş yani. Ay harbiden kız ya, insan düşmanına böyle vurmaz be. Tokatlamışsın resmen adamı. Ay arkadaşlar, benim de içim o konuda hiç rahat değil, biliyor musunuz? Meğersem bende böyle bir içselleştiren oyunculuk varmış yani. Hani normalde derler ya rolünü üzerine giydi diye. Benimki öyle değilmiş. Öyle olunca da yönetmen vur dedikçe vallahi şakır şakır bir patlattım tokatları. Bu anı bir yerde hatırlıyorum. Seems that each new step is somehow preordained. I've not traveled this way. Rainbows in the sky seem forever, but we know by and by that they fade just like some dream passing by. Love seemed like that before. Son olmasın. Ne dedin? Dilek tuttum. Umarım gerçekleşir. Seems that with some passing luck we might find all that we've had before and some more. Now the rose cobwebs and rainbows, stars in the sky. Oh,
Arkadaşlar, büyük gün geldi çattı. Bugün açılışımızı yapıyoruz. Bir haftadır çok yoruldunuz, çok emek verdiniz, çok çabaladınız. Biliyorum ve hepinize bunun için çok teşekkür ediyorum. Ama emekleriniz sayesinde restoranı açılışa hazır hale getirdik. Hepinize çok teşekkür ederim. Eksiklerimiz var mı? Tabii ki var. Yani iyi hazırlanamadığımız konular var mı? Var. Acemilik çekecek miyiz? Kesinlikle çekeceğiz. Ama el birliğiyle bunun da üstesinden geleceğiz ve bu restoranı İstanbul'un en iyi restoranlarından biri haline getireceğiz. İşte buna şüphem yok. Şimdi üstümüzü değiştirip hepimiz görev yerlerimize geçelim. Ama önce... 1, 2, 3... Sabunlar!